Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte yeni bir üniteye başlıyoruz. Ünitemizin ismi dolaşım ve bağışıklık sistemi. Sistemlerin belki de en fazla kalabalık olan konulardan bir tanesi. Çünkü hem dolaşım sistemini içeriyor hem de bağışıklık sistemini içeriyor. Bizim burada kendimize göre anahtar olan bazı şeylerimiz var arkadaşlar. Mesela ben normal bir kalp çizerken farklı bir şekilde çiziyorum bunu. Daha kolay bir şekilde anlamanız adına. Size tavsiyem buradaki damarların isimlerini özellikle çok fazla bilmeniz olacaktır. Çünkü bu damarları çok fazla soruyor zaman zaman ÖSYM. I. Geçen sene de 2019'da da sormuştu zaten. 2020'de de gelme ihtimali var tabii ki. Ha bu dolaşım olmaz bağışıklık olur orası farklı bir konu ama illaki soru gelecek yerlerden bir de dolaşım sistemi. Hadi gelin bakalım başlayalım o zaman dersimize. Bu derslerle alakalı pdf dokümanlarına seninbiyolojin.net sitemizde üzerinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca Telegram grubumuza da seninbiyolojin.net sitemizden katılabilirsiniz. Şimdi hemen büyütelim bakalım sayfamızı ve başlayalım. Evet bugüne kadar ne sordu? Zaman zaman ÖSYM soru gönderdi. 2019'da da arkadaşlar soru gönderdi ÖSYM. AYT kısmında e, bu sene dediğim gibi soru gönderme ihtimali vardı. İnsana dolaşım sistemleri kan dolaşımı ve lenf dolaşımı olmak üzere iki grupta inceleniyor arkadaşlar. Biz ilk başlangıçta kalbin yapısında çalışmasını anlatacağım size. Önce dokümandan anlatacağım, sonrasında ise kendi çizimimi kullanacağım. Çünkü dokümandan öncesinde gidelim, dokümanda bir neler var neler yok bakalım, ondan sonrasında ise kendi çizimlerime geçiş yapacağım. Kan dolaşım sisteminin yapı, görev ve işleyişi. Kan dolaşımında görev olan doku ve organlar kalp, kan damarları ve kandır. Taşıma sıvısı olan kalp, kan, kalp tarafından tüm vücuda pompalanaraktan kan damarları, doku ve organlara ne yapılacaktır? İletilecektir. Kapalı dolaşım olarak tanımlanan bu sistemde kanın hareketi hızlı bir şekilde devam ediyor. Böylece kısa sürede canlıların gereksinim duydukları maddeler hücreye iletirken atık maddelerin uzaklaştırılması sağlanıyor. Biz eskiden eskiden ne yapıyorduk? Açık dolaşımı da yapıyorduk arkadaşlar. Çünkü sadece insanda e, dolaşım sistemini anlatmıyorduk. Diğer hayvanlarda da ne yapıyordu? Dolaşım sistemini anlatıyorduk arkadaşlar. Fakat artık sadece insanda anlattığımız için problem yok burada. Kalbin yapısı ve çalışması. Burada bazı terimler var. Bu terimlere lütfen dikkat edin. Daha sonrasında ben şekil çizerken bu terimleri de kullanacağım. Bunlara aşina olalım anlatırken şimdi. Kalbiniz göğüs boşluğunda iki akciğer arasında yer alan bir organdır. Yaygın yanışın aksine bütünüyle göğsün sol yanında değil göğsün orta çizgisi üzerinde geniş kısmı yukarıya dar kısmı sol akciğe dönük şekilde yerleşmiştir. Kalpte üstte iki kulakçık var. Bakın bu önemli bir bilgi. Biz buna atrium diyoruz. Altta ise iki tane karıncık bulunmakta. Biz buna ventrikül diyoruz arkadaşlar. Totalde baktığımızda dört tane odacık içeriyor. Bu odacıklarda kanın akışı kulakçıklardan karıncıklara doğrudur. Yani üstte kulakçıkları olduğu için alt tarafta karıncıklara doğru ne yapacaktır? İlerleme reaksiyonu gerçekleşecektir diyebiliriz arkadaşlar. Kulakçıklar ve karıncıklar arasında kanın tek yöne akmasını sağlayan ve kulakçıklara geri kaçmasını önleyen kapakçıklar bulunmakta. Buradaki kapakçıkların kaçlı olduğuna dikkat edelim arkadaşlar. Sağ kulakçık ile karıncık arasında 3 parçalı yani triküspit kapakçık var. Sol kulakçıkla karıncık arasında ise iki parçalı yani bir küspit veya hatta mitral kapakçık bulunuyor. Kalbin sol karıncından çıkan oort ve sağ karıncından çıkan akciğer damarlarında da yarım ay şeklinde kapakçıklar mevcuttu. Bunları da cisimlerde anlatacağım zaten. Kalbin sağ tarafındaki odacıklarda alt ve üst ana toplar damarlarla vücuttan gelen oksijence fakir kan, Sol tarafındaki odacıklarda ise akciğer toplarda akciğerden gelen oksijence zengin kan bulunuyor. Burada akciğerin birkaç tane durumu var. Yani akciğer atar damarı kirli kan taşıyor. Akciğer toplar ise temiz kan taşıyor. Bunların tamamını zaten bahsedeceğiz merak etmeyiniz. Şimdiki şöyle bir kalp şekli veriyor arkadaşlar çoğu zaman. Ben lise hayatım boyunca bu kalp şekline pek bir anlam veremiyordum. Neden? Çünkü bu kalp şeklini arkadaşlar pek fazla e, hani aşina olaraktan bizim toplumumuz pek aşina değil. Neden? Çünkü birazcık karışık geliyor. Bu bağlamda da ben bu kalp şeklini birazcık farklılaştırdım. Kendime göre birazcık daha ne yaptım arkadaşlar? Hani düzenledim diyebilirim. Yine bakalım biz bu kalp şekline de. Hani şekil olarak da verecek ya ÖSYM. Şekil olarak da bu şekli de kullanabiliyor sonuç itibariyle. Ama bizim şekilde de mantıken baktığınızda olayın mantığını çok rahatlıkla kavrayabileceğiniz bir şekilde olacaktır zaten. Gördüğünüz gibi sağ karıncık alt kısımda arkadaşlar. Üst tarafta da sağ kulakçık yer alıyor. Sağların arasında üç parçalı kapakçık var arkadaşlar. Triküspit tri kapakçık. Şu kısımda sol karıncık bulunuyor arkadaşlar. Şu kısımda ise sol kulakçık bulunuyor. Sol karıncıktan çıkan bir damarımız var. İsmi aort diye adlandırılıyor. Bunun haricinde sağ karıncıktan çıkan akciğer atardamarı bulunmakta. Akciğer atardamarı akciğere bağlanıyor ve akciğer toplardamarı yardımıyla ne yapıyor arkadaşlar? Kalbin sağ kulakçığına geri dönüş yapıyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde bir yapısı var. Kalbin sağ kulakçığı diyorum. Sol kulakçığına geri dönüş yapıyor arkadaşlar. Bu kısımda sol kısımda ise iki parçalı yani mitral kapak bulunmakta arkadaşlarım. Bunların tamamı dediğim gibi vereceğim zaten. Sıkıntı yaşamazsınız merak etmeyin. Şimdilik tanımları yapayım ben. Ondan sonrasında çizimle devam edeceğiz. Kalp yani yürek her insanın yaklaşık kendi yumruğu kadardır. Ağırlığı ergin erkeklerde ortalama 300 gram, kadınlarda ise 250 gramdır. Yaşlanmaya bağlı kalp büyüyebilir. Niye erkeklerde daha fazla peki? Çünkü erkeklerdeki metabolizma hızı birazcık daha yüksek kadınlardan bu yüzden daha hızlıdır arkadaşlar kalbin en dışında iki katlı zar içeren ve bağ dokudan oluşmuş perikard tabakası mevcuttur. Bu perikard tabakasını unutmuyorsun. O zaman kalbin en dışında ne varmış abicim? Bağ dokudan dayanıklı bir yapıya sahip yani. Perikard tabakası bulunmakta. Bu iki zar arasında bulunan sıvı kalbin daha rahat çalışmasını ve darbelerden korunmasını ne yapacaktır? Sağlayacaktır. Ortada ise kalbin büyük bir kısmını oluşturan ve kalbin çalışmasını sağlayan miyokart tabakası bulunmakta arkadaşlar. Miyokart tabakası önemlidir bizim için. Bir kas dokusu bulunuyor. Bu kas dokusunda karıncıkla, karıncıklarda daha kalın bir halde. Karıncıkların kalın duvarı sayesinde oluşturulan güçlü kasımlarla kanın istenen bölgeye ulaşmasını sağlıyor. Aorttan çıkan atar damarlar miyokart tabakasında kılcallanarak ayrılaraktan kalbi besleyen koroner damarları oluşturuyor. Şimdi bakın. Burada miyokartta çok fazla dikkat edin bu tabakalarda. Tabii perikart da önemli. Yani en dışta biliyorsunuz perikard yer alıyordu. Orta kısımda ise miyokart yer alıyordu. Bu miyokart şu yüzden önemli. Koroner damarlarla bağlantılı. Koroner damarlarla bağlantılı olduğu için arkadaşlar bu miyokart koroner damarlarda herhangi bir sıkıntı meydana geliyorsa eğer ki kalp krizi meydana geliyor. Bu yüzden miyokart için ben buraya koroner kelimesini ne yapacağım abi? Enjekte edeceğim. Koroner damarlarla bağlantılı. Eksikliğinde koroner damarlardaki da ne olacak peki? Kalp krizi meydana gelecek. Bu yüzden bu kısmı önemli vurguluyor. Kalbin iç yüzeyinde ise tek katlı epitel dokudan oluşmuş ve kan damarları bulundurmayan, dikkat kan damarları bulundurmayan endo, iç demek zaten endokart tabakası yer O zaman en içte ise endokart yapısı ne yapacaktı? Bulunacaktı. En dışta, ortada, en içte. Tamam Unutmuyorsun bunları. Burada da gör, göstermişiz zaten arkadaşlar. Bakın dikkat ettiyseniz perikard en dışta bulunmakta. Endokart en içte ise dikkat ettiyseniz koronerle bağlantılı bir şekilde bulunuyor. Kalbiniz siz daha embiyoda iken arkadaşlar çalışmaya başlıyor ve kanın vücutta dolaşımını sağlayabilmek için ömür boyunca bir pompa gibi kasılıp bakın kasılıp demişiz ve sistol demişiz gevşer demişiz diastol. Kasılma latince de sistol diye adlandırılır gevşeme latince de diastol diye adlandırılır tamam mı? Zaten bir şeyin başında diye görüyorsan eğer ki normal konumuna geri dönmüş anlamına geliyor. Elinizi kalbinizin üstüne koyduğunuzda duyduğunuz ses bu kasılıp gevşemeler sırasında kulakçık ile karıncık arasındaki kapakçıkların açılıp kapanmasından ne yapacaktır? Kaynaklanacaktır. Devam devam devam. Şimdi kulakçık ile karıncıklar sırasında kasılıp gevşerler. Kulakçıklar kasılırken karıncıklar gevşiyor. Karıncıklar kasılırken kulakçıklar gevşiyor. Yani burada her biri bir söyle gevşeme ve kasılma reaksiyonu gösteriyor. Dolayısıyla kulakçık kasılırken karıncık gevşiyor. Karıncık kasılırken kulakçık gevşiyor. Tekerleme gibi ama yapacak bir şey yok. Kasılma sırasında odacıklar kanı pompalayaraktan boşalırken gevşeme sırasında tekrar ne yapacaktır? Kan olacaktır. Yani bir vatandaş kasılma esnası gerçekleştirirken kasılma gerçekleştirirken ne yapacaktır? Kanı iletecektir gevşeme yaparken kanı depolayacaktır. Yani içine çekecektir. Kanı içine çeker. Unutmuyorsunuz bunları. Önemli söylüyor ÖSYM. Yani. Yine aynı şeyin lacivertini göstermişiz burada gördüğünüz gibi. Sağ kulakçık, kulakçıkla üstte. Sağ karıncık, karıncıkla altta. Her zaman pis kan bulunuyor burada. Sol kulakçık yine üstte. Sol karıncık altta. Burada ise her zaman temiz kan bulunmakta. Bu vatandaş sağ karıncık kimle bağlantılı olacaktır? Sağ karıncık akciğe atar ile bağlantılı olacaktır. Akciğe atar damayla akciğe gidecektir kan. Akciğer temizlenecektir. Akciğer toplar yardımıyla kalbin sol kulakçığına temiz şekilde geri dönecektir. Bu üst tane toplar salla şu anda anlatacağım. Sol karıncık ise aortla bağlantılı. Şimdi çoğu zaman çok fazla tartışma konusu olmuştur şu vatandaş. Hani demiştik ki işte bazı arkadaşlar demiştik ya bunların süreleri önemli değil. Bazıları demiştik süreleri önemli. Bazıları demiştik süreleri böyle değil. Şöyle. Bir sürü her kulaktan sesli daha çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu şekilde kabul ettiği için ben de bu şekilde verdim. Bilginiz olsun. Hani farklı kaynaklarda farklı şekilde görebilirsiniz ama bizim esas kaynak alacağımız ya Milli Eğitim Bakanlığı akademik kaynaklarda bu şekilde yazmakta da bilginiz olsun. Sağlıklı bir insanın kalbi normal şartlarda dakikada 70-80 kez kasılıp gevşer. Bu da her kasılmanın dikkat 0.85 saniye aldığı anlamına gelir. Bu sürenin 0.15 saniyesinde kulakçıklar, önemli bakın bu. Devamında 0.30 saniyesinde karıncıklar kasılır. Bakın 0.15'i aldım kulakçığa verdim, 0.30 karıncık kastım, 0.45 yaptı. 85'ten çıkarttım 40 kaldı. Geriye kalan 0.40 saniye ise kaslar dinlenecek. O zaman 0.15 Kulakçık. Tekrar yazıyorum. Daha sonrasında 0,30 karıncık. Topla gel yaptık. Topla gel 0,45 yaptı. 85'ten çıkarttım. 0,40'da dinlenme. Bunları bilerek yazıyorum. Neden yazıyorum? Çünkü arkadaşlar e, önemli kısımda. Önemli kısımda da yazma ihtiyacı hissediyorum. Şurada görmüş olduğunuz yapılara bakıldığı zaman arkadaşlar dikkat ettiyseniz buradan kan gelmiş ve buradan kan gelmiş. Ne yapılmış arkadaşlar? Direkt aşağıya doğru geçmiş. Yani karıncıklara doğru geçmiş arkadaşlar. Daha sonrasında karıncıkların tamamına indiğini görüyorsunuz. Daha sonrasında ise tekrardan diğer damarlara ne yaptığını görüyorsunuz? Geçişini görüyorsunuz. Yani yavaş yavaş ne yapıyor arkadaşlar? Geçiş muhabbeti gerçekleşiyor diyebiliriz. Kalbin <laughs> Pardon. Bu ritmik çalışması doğrudan beyin tarafından değil, kendi yapısında bulunan sinir düğümleriyle düzenlenir. Yani biz e, destek ve hareket sisteminde biliyorsunuz anlatmıştık arkadaşlar. Kalp kendi uyartılarını kendisi oluşturuyor değil mi? Bunlardan biri sağ kulakçığın üst arka duvarında bulunan sinüatriyel düğüm yani SA düğümüdür arkadaşlar. Tamam mı? Diğer adıyla buna biz sinüs düğümü diyoruz. O zaman kalbin sağ kulakçığının üst arka duvarında yani onu salla üst arkayı salla da sağ kulakçığın arkasında lan işte sinüatüel düğüm bulunmakta. Bu sinüatüel düğüm kendi uyartılarını kendisi gerçekleştiriyor. Diğeri ise kalbin arkasında sağ kulakçığın alt duvarında yer alan arkadaşlar atrioventriküler düğümdür. Yine aynı yine aynı sağ kulakçıkta bulunuyor. Alt duvarında yer alıyor. Fakat arkadaşlar bakın burada önemli olan nokta şu. Sağ kulakçın arkasında bulunuyor ikisi de. Ama arkadaşlar birisi üst duvarda birisi ise alt, alt duvarda yer alıyor. Yani SA şurada ise AV hemen aşağısında yer alıyor. Tamam mı? Kalp atışı sırasında ilk olaraktan sağ kulakçıktaki sinüatürel düğüm uyarılır. Ve kulakçıklar kasılır. O zaman SA gördüğüm yerde sinüatürel düğüm gördüğüm yerde kulakçıklar benim muhatabım. Kulakçıkların kasılmasını sağlıyorum. AV düğümü gördüğüm zaman ise arkadaşlar daha farklı bir şey yapacağım. Devam edeyim okumaya. Sinüatüel düğüm kalp atışının başlamasını sağladığı gibi kalbin ritmik kasılmasını, ritmik kasılmasını da denetler. Kulakçıkların kasılmasıyla kan karıncıklara pompalanır. Bakın bu sırada dikkat SA düğümünden yayılan uyartılar fibrillerle yani uyartılarla AV düğümüne uyarır. O zaman SA'dan gelen uyarı AV'ye ne yapacaktı? Gidecektir. Bu kulakçıkların kasılmasını sağlıyor. O zaman bu da karıncıklarla işlem yapacaktır. Tamam. Bu da kalsın burada. Devam. Uyarılan AV düğümü karıncıklardaki miyokard tabakasına doğru uzanan his demetlerinden dallanan pulkinci lifleri karıncıkların kasılmasını sağlar. Yani SA düğümü kulakçıkların kasılması. AV'ye ilettiği uyartıyı. AV şu görmüş olduğunuz histemetle ve yardımıyla histemetle ve yardımıyla ve pulkinje lifleri yardımıyla ne yapıyor arkadaşlar? Karıncıkların kasılmasını sağlatıyor. Okey to? Bence okey. Bir kalp batımında kulakçık ve karıncık ayrı ayrı fakat uyumlu bir şekilde ne yapacaktır? Kasılacaktır. Yani kendi kafasına göre ne yapmayacak? Kasılmayacaktır. Şurada görmüş olduğunuz vatandaş SA. Bakın hemen aşağısında atıyor ventriküler düğüm var. Burası SA, burası ise AV şeklinde adlandırılıyor. Şurada görmüş olduğunuz yapıya bakarsanız eğer ki göreceksiniz. Bunun dallanmış yapı yani tamamı ise bütün her kalbi, bütün kalbi saran yapıya ise Pulkinje lifleri diyeceğiz biz. Yine ben bunu kendi şeklinde anlatacağım merak etme. Devam. Kan basıncı ve kanın vücut dolaşımına geldik şimdi de. Kalbin ritmik olaraktan kasılıp gevşemesinin atar damarlarda hissedilmesine nabız deniliyor arkadaşlar. Nabız. O zaman ne abi burası? Atar damarlarda hissedilmesine ne deniliyormuş? Nabız deniliyormuş. Nabız kalp atışı sayısını verir. Sağlıklı yetişkin bir insanda kalp atışı sayısı dakikada 70-80 kadardır. Kalbin kasılıp gevşemesi sırasında kanın atar damar duvarına yaptığı basınca kan basıncı veyahut da tansiyon deniliyor. Şimdi Kalbin ritmik olarak kasıtıp gevşemesinin atar damarlarda hissedilmesine nabız. Bu atar damarlardaki basınca ise tansiyon deniliyor. Bakın nabızla tansiyonu karıştırma. Tansiyonda ne var abi olayda? Basınç da var. Karıncıkların kasılması sırasında kanın atar damarlara uyguladığı basınç büyük tansiyon. Yani sistolik kan basıncı diye adlandırılıyor. Karıncıkların gevşemesi anındaki kan basıncına ise küçük tansiyon diye adlandırılıyor. O zaman karıncıkların kasılması sırasında karıncık kasılıyorsa eğer ki biz buna büyük tansiyon diyoruz. Karıncık gevşiyorsa eğer ki biz buna küçük tansiyon diyoruz. Bakın yine ne var burada? Basınç var. Zaten basınç gördük mü tansiyon gelecekti aklımıza. Karıncıkların e, kanın atar zaman uyguladığı basınca büyük tansiyon kasılma sırasında. Karıncıkların gevşemesi esnasındaki basıncı ise küçük tansiyon deniliyor. Tamam mı? Sağlıklı bir yetişkinde dinlenme halindeki büyük tansiyon 120, küçük tansiyon da 80. Biz buradaki 120 ve 80'leri çok fazla bizim böyle bir birazcık tembel bir millet olduğumuzdan dolayı arkadaşlar ne yapmışız? Patlatmışız şunları. Şöyle okuyoruz. 12 8 şeklinde okuyoruz. Tembel bir milletten kastım şu. Birazcık üşengeçiz diye bu konularda. 120 demek birazcık zor olur. Hemşire der ki 12'ye 8 senin tansiyonu veyahut da 13'e 7 atıyorum tamam mı yani bu şekilde adlandırılır. Geldik şuna. Küçük kan dolaşımına. Kalbin sağ karıncığında başlar, sol kulakçığında sonlanır. Nerede başlıyormuş? Sağ karıncığında başlar, sol kulakçığında sonlanır. Kalbe gelen kirli kanın oksijenle zenginleştirilmesiyle akciğerlere gönderilmesi ve tekrar kalbe getirilmesi küçük kan dolaşımıdır. O zaman bu mantığı ne bunun? Bizim mantığımız şu kalpte pislenmiş olan kanı akciğere gönderip akciğere gönderip temizleyip temizleyip geri vermek. Bakın nereye? Akciğere. O zaman küçük kan dolaşımının astrolisti kimmiş? Akciğerlermiş. Bunu unutmuyorsun. 6 saniye süren bu olayda Sağ kulakçıktan sağ karıncığa geçen karbondioksit yüklü kan, karıncığın kasılmasıyla akciğe atardırma, dikkat edin akciğe atardırma ile akciğe pompalanır diyor. Kılcal kan damarlarla çevrili olan akciğer, alveollerde oksijen kana, kandaki karbondioksit ise alveollere geçer. Oksijen bakımından zenginleşen akciğer topları, dikkat ettiyseniz toplardan olmasına rağmen temiz kan taşıyor, kalbin sol kulakçısına getirir. Böylece kalp ile akciğerler arasında küçük kan dolaşımı sonlanır. O zaman kalp ve akciğerler arasındaki pis ve kirli kan değişimine küçük kan dolaşımı diyoruz. Bunu da anlatacağım detaylı bir şekilde. Merak etme tabii. Evet şu gudubet şekli gördüğünüz gibi arkadaşlar. Baya yüksek bir şekildir bu. Bu şekli de ne yapacağız birazdan göstermiş olacağız zaten. Bu şekli hiç anlatmayacağım. Bu şekli anlatmamına sebebinde birazdan anlayacaksınız. Ben büyük kan dolaşımını da vereyim. Daha sonrasındayız. Bizim şu şekilde ne yapalım devam edin. Şimdi büyük kan dolaşımına bakacağım. Büyük kan dolaşımı ise kalbin sol karıncından başlar. Bakın diğeri sağ karıncından başlıyordu. Bu ise sol karıncından başlıyor. Sağ kulak kulakçığında sonlanır. 30 saniye süren bu olayda sol kulakçıktan sol karıncığa geçen temiz kan karıncığın kasılmasıyla aorta pompalanır. Burada ise az solistimiz aortla başlıyoruz. Tamam mı? Aort. Aort denilen damar vücudun en büyük atar damarıdır. Ve bütün kan vücuda giden bütün atar damarlardaki akciğer atarı hariç bütün kan ne yapacaktır? Aorttan gidecektir. Yani karaciğere, böbreğe, dala vesaire her yere bu şekilde gidecektir. Beyne hepsine bundan gidecek. Aort kalpten çıktıktan sonra sola kıvılaraktan bir yay oluşturur ve vücudun hem üst hem de alt bölgesindeki organlara kan götüren atar damarlığı ayrılır. Doku hücreleri ile kan hücreleri arasındaki madde alışverişi kılcal damarlarla gerçekleşir. Kılcal damarları da ne yapacağız? Göstereceğiz arkadaşlar. Özellikle nerede göstereceğim? Starling hipotezini anlatacağım. Daha sonra karbondioksit kanın alt ve üst ana toplar damarlarıyla kalbin sağ kulaksına getirmesiyle büyük kan dolaşımı tamamlanır. O zaman büyük kan dolaşımı ne yapıyor? Kalple Aort yani tüm vücut arasında gerçekleşiyor. Diğeri küçük kan dolaşımı akciğerlerle kalp arasındaydı. Bu ise tüm vücut. Burada kan temizlenmesi yoktu yalnız. Burada temiz kanı gönderiyorum bütün vücuda. Yani büyük kan dolaşımında aorttaki temiz kanı bütün vücuda götürüp bütün vücuda götürdükten sonrasında toplar damarlar yardımıyla bu kanı alıp tekrar kalbe götürüyorum. Dolayısıyla burada temizlenmiş kan değil pislenmiş kan kalbe geri dönüyor. Küçük kan dolaşımında ise akciğerlerde temizlediğim kan kalbe geri dönüş yapıyor. Buradaki aradaki farkı mutlaka özümseyin tamam. Evet bu kısma geçmeyeceğim şimdi. Bir sonraki video parçasında kendi yöntemimle kendi çizimlerimle bu şu ana kadar konuştuğumuz muhabbetleri ne yapmış olacağız? Anlatmış olacağız. Tamam. Bir sonraki parçada görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalınız efendim.